belki diğer insanlar bizim cinsel hayatımın olmadığını düşünüyorlar. Ama biz de sevilebiliriz, biz de sevebiliriz, bizim de kalbimiz var. Beni sevmediğini öğrendiydim o gün. Çok eve yakın bir zaman, yani böyle bir cadde, küçük bir cadde vardı. Yani o zaman böyle karşıya geçerken kafam da dağınıktı. Taksi çarpmış. İnsan nefret ettiğine bir laf var ya, büyük aşklar nefretle başlar gibi. Böyle önce sinirleniyordum. Sonra böyle ilgimi çekmeye başladı. Çocukluk işte. Haftada 1 milyon veriyordum. Hem yanımda olsun hem de beni korusun diye. Hani böyle sevgililer korur ya, benim sevdiğim. Ya da ben öyle sanmışım. Çocukluktan yani ilk bir arzulama, bir algılama, duyumlama isteği ya oluşurmuş ama insan bunu bastırırmış. Karşı bir cins görüyorsunuz, kendi bedenini tanıyorsunuz ve onu tanıyorsunuz, aslında karşı cinsi de tanıyorsunuz. Ya duygusal ve cinsel olarak ya ikisi de benim için doğanın gereği, ya biyolojik bir olgu. Nasıl hava almak, yemek yemek, su içmek gibi sıradan bir olguysa benim için sıradan bir şey. Hani bu evet toplumumuzda bir tabu olabilir ama sonuçta çok doğal bir ihtiyaç ve çok doğal bir süreç. Bitmedi mi abi faaller? Yok, daha faalleri var ya. Yok. Yapan sıkar geldi. Hop, bizde başlıyor ya. Bak, bizde başlıyor bu tarafa. 13 benim bir dakika. Hayır, her şey yapalım. Engelliler için servis var, otobüs büyük. Onlar evimizden alınıp evimize bırakılıyorduk. Derneğe gidiyorduk haftanın belli günleri. Giderken bir baktık bir motor o kadar şiddetli yağıyor ki yağmur. Kalmış yolun ortasında. Bir başka arkadaşımız sandık. Arkadaşlar da dedi yani biliyorlar aramızdaki konuyu. Aa Ahmet abi falan dediler. Ben de değildir dedim. Bir baktım o. O an içimden öyle bir şeyler aktığını hissettim. Yani bir sıcaklık. O an sevdiğimi, yani o an sevdim. Belki de o an aşık oldum.
Ailenle birlikte yaşıyorsun ama büyük bir yalnızlık içerisinde yaşıyorsun. Sevgisizlik büyük bir boşluk oluyor hayatında. Her şeyi engelliyordu bizim için. Biz dışarıya çıkamıyordum. Ben mesela 9 sene kendimi eve kapatmışlığım vardı. Bize bakış açılarından dolayı belki de kendimizi geri çekiyoruz. Aşkta da, evlilikte de, yaşamda da. Yani aslında engelli, işte yaşlı bireyler, hani bunların cinsel hayatları devam ediyor. Yani olmadığı, hani ya tıbbi olarak gerekirse yardımla hani devam edebiliyor. Örnek vermek gerekirse, hani bunun birçok işte tıbbi olarak da olabilir. Hani ilacı ya da operasyonuyla düzeltiliyor. Bu çok sıradan bir şeydir. Bizim de aşık olabileceğimizi, bir yuva kurabileceğimizi anlamaları lazım yani. Aslında toplumun bakış açısını değiştirmesi gerekti. Yani daha rahat olabilir insanlar. Biz aşkımızı çok güzel yaşadık. Sağlıklı arkadaşların olur filan. İşte o engellisin, sen de evlenmeye hakkınız falan filan işte kelimeler kullanır. Bunu bir bayan diyorsa da, ya ben seni seviyorum, seninle evleneyim, sen, ya benim buldum der. Yani herkesle evlenmeni hak görür ama kendisini geri çeker. O yüzden tabii ki hani davul dengi dengine çalar derler ya. Ama onların söylediklerine göre yani ben çok iyi bir insanmışım ama beni o gözle bakmıyorlarmış. Yani ben onlara bir eş ya da bir sevgili ya da bir başka bir şey olamazmışım. Ya yüzyıllar boyunca birçok şair, yazar, filozof bunun cevabını aramış. Ama buldukları pek söylenemez. Şimdi hani deniz olsam devrim derim. Ferhat olsam dağları delmek derim. Mecnun olsam çölleri geçmek derim. Ama benim için sadece üç harfli bir kelime. Apaçık görüyorum gözlerimi yumunca. Bütün gün gördüklerim taşımaz hiçbir değer. Ama düşlerde sen varsın uyku boyunca.
Göz karanlıkta ışır, karanlıkları deler. Başka bütün gölgeler, gölgelerde ışık bulur. Bedeninin gölgesi mutluluğu gösterir. Işıl ışıl, gündüze saçarak daha çok mu? Senin gölgen nasıl da kör gözlere ter verir. Gözlerim kutlu olur seni seyrettikçe ben. Canlı gün aydınlanır sendeki ışıklarla en karanlık gecede belirsiz güzel gölgen. Derin uykuda sönmüş gözlere can katar da seni görmeyince benim günüm her gece. Geceler gündüz olur, düş seni gösterince. Romeo ve Juliet'te Romeo oynayan biri olarak söylemem gerekirse ya böyle bir aşkın var olabileceğine inanmıyorum. Yani bu sadece masallarda, tiyatrolarda, kitaplarda olabileceğine inandığım bir şey. Bugün William Shakespeare acaba yaşasaydı şu günün şartlarında böyle bir aşkın var olabileceğine inanıp inanmadığını sorsaydı büyük bir ihtimal o da inanmayacağını düşünen biriyim ben. Kül kedisi mesela ya basit bir kız ben gibi. Sonra bir bakmışsın o kız gitmiş yerine bambaşka biri gelmiş. Prenses prense kavuşacak bunun gibi. Yani hep sonu güzel biter sanıyordum ama öyle olmuyor. Yani acı, gerçek hayattaki acı. Dizilerde, filmlerdeki gibi değil. Ya da şarkılardaki gibi değil. Aşkı aramaktan vazgeçtim. Çünkü bu yaşadıklarımdan ötürü. O yüzden. Artık düşünmüyorum. Böyle tek başıma yaşayacağım.